Ahmet Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler, siz? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Ahmet Bey, Soma Pet Shop olarak söyleşimize geçmeden önce ben izleyicilerimize kısaca sizi tanıtmak istiyorum. Tabii. Ahmet Gölcü kimdir? Ne kadar zamandır sektörde faaliyet göstermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Ahmet Gölcük, yaklaşık 8 yıldır bu işi yapıyorum ben. Hı hı. 2010 yılından itibaren sektördesiniz. 2010-2011 yılından beri sektördeyim. İşte daha önce farklı firmalarda çalıştım. Toptan işi yaptınız daha öncesinde. Toptan, ya çalıştığım firma toptan işi yapıyordu. Ayrıca Parakende vardı. Türkiye'nin birçok şehrine girip toptan satışı yaptık. Yaklaşık 7-8 yıldır Soma'da Parakende yapıyoruz. Ondan sonra acaba... Soma Pet Shop açılı ne kadar oldu? Soma Pet Shop'a geçeli, yani şu an hemen hemen 1-1,5 ay anca oldu. Hayırlı olsun, daha yeni yani bir işletme. Kendi işime başladım. Evet. Daha önce çalışandım. Yaklaşık işte dediğim gibi 8 yıldır bu işi yapıyorum, öğrendim. Evet. Ondan sonra kendi işimizi yapmaya karar verdik. Hayvanları da seviyorsunuz tabii bu arada. Tabii, en büyük etkisi de bu. Zaten tabii en büyük etki o. Çünkü hayvanı sevmediğin sürece zaten bu işi yapamazsın. Kesinlikle haklısınız. Yani onlara tamamen ticari gözle bakamazsın. Evet. Çünkü olmaz yani. Bir yerde illaki bir patlak verir yani. Aynen öyle. Şu an Soma'da bu işi dediğim gibi yapalı, açalı bir ay oldu. Hı hı. Yani vatandaşlara güzel bir hizmet sunmaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah. Elimizden geleni yapacağız. Hem hayvanlar için hem vatandaşlar için. Evet. Şimdi 8 yıldır sektörün içindesiniz. Peki evet. Soma Pet Shop olarak burada sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir? Yani hangi alanlarda faaliyet gösteriyor işletme? Hangi alanlarda faaliyet gösteriyoruz? Genelde canlı ağırlıklı. Ondan sonra sokak hayvanları için yardım yapan vatandaşlarımıza sürekli elimizden geleni yapacağız yine. Evet. Yoğunluk dediğim gibi canlı, malzemeleri, ıvır zıvır. Yani her şey şu an tam ekipmanlarıyla başladık. Güzel de gidiyor, Allah'ın izniyle daha da iyi olacak. Evet. Yani vatandaşlara da fiyat konusunda olsun, kampanyalar konusunda olsun sürekli yardımcı olacağız. Evet. Böyle güzel devam etmeyi düşünüyoruz. Elinizden geldiği kadar en güzel, en iyi şekilde hizmet tabii sunmaya ki, yine devam aynen edeceksiniz. Peki ürün bazı olarak alırsak ne tür canlı hayvanlar var burada? Ürün bazı olursak kanatlı hayvanlardan başlayalım. Muhabbet kuşu olsun, finç çeşitleri olsun, papağan çeşitleri olsun. Ondan sonra çok yakın zamanda kedi köpek satışlarımız daha da hızlanacak. Evet. Balığı ele alırsak şu an balık çeşitlerimizde hemen hemen her türlüsü var. Ondan sonra daha sevimli hayvanlarımıza geçersek tavşandır, işte ördektir, hamsterdir, gonzalestir, ginepiktir. Şu anlık yeni açtığımız için eksiklerimiz illaki var. Bakın. İleriye dönük biraz daha hızlanacak sektör. Evet. Yani daha da çeşit anlamında biraz daha büyüyeceğiz yani. Yani böyle kedi köpek deklenince tabii ki daha kapsamlı bir faaliyet göstermek tabii, istiyorsunuz. Fazlasıyla. Şimdi çok hassas bir sektör. Bayağı gerçekten hassas. Gerçekten çok hassas bir sektör. Hizmeti sunarken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Hangi unsurları göz önünde bulunduruyorsunuz? Ya şimdi öncelik hayvan olduğu için sağlık çok önemli. Temizlik, hijyen çok önemli. Yani elinizden geldiği sürece öldürmemeye çalışıyoruz. Evet. İlaçlarını ihmal etmemeye çalışıyoruz. Ya o büyük bir sıkıntı yani. Önce hijyen, önce sağlık, önce bakım. Evet. Ya dükkanın kapısını açtığından itibaren hani direkt kontrol edeceğin tek şey hayvanlardır. Suları bitmiş mi, yemleri bitmiş mi? Hani karşıdan bakıldığı zaman ufak bir sektör gibi gözüküyor ama aslında hiç de değil. Evet. Ya zor bir sektör. Çünkü canlı olayı direkt. Muhakkak çok riskli bir sektör. O yüzden de siz mümkün olduğu kadar onların tabii ki sağlığına, tabii ki onların temizliğine, ilaçları olsun, gıdaları olsun her şeyine A'dan Z'ye burada dikkat ediyorsunuz. Ya zaten anlaşmalı olduğumuz veteriner olduğu için pek bir sıkıntı yaşamıyoruz yani. O çünkü günlük geliyor, kontrolünü yapıyor. Evet. Eksik kaldığımız yerlerde fikir veriyor bize, dediğini yapıyoruz, yardımcı oluyoruz. O şekilde şu anlık bir sıkıntımız yok. Siz de tabii ki bu işi bilinçli olarak yapıyorsunuz. Tabii 8 yıldır içindeyiz. Daha eskiye dayalı zaten, hani hayvanları sevdiğimiz için biz bu işe başladık. Evet. Biliyoruz, bildiğimiz kadarıyla yetinmeye çalışıyoruz. Şu anlık bir sıkıntımız yok. Yeniliklere de açıksınız. Aynen, tabii ki. İleriye dönük daha güzel kampanyalar, daha güzel çeşitlerle hani Soma vatandaşına, tüm Türkiye vatandaşına, şehirler dışında yardımcı olmaya çalışacağız yani. Evet. Peki ayrıcalıklarınız nelerdir? Şimdi Soma'da elbette yalnız değilsiniz sektör olarak, tabii peşop olarak. Birçok hizmet veren işletme varken neden özellikle Soma Peşop tercih edilmeli? Fiyat açısından diyebilirim mesela. Fiyatlarımız uygun. Sokak hayvanlarına yardım eden vatandaşlarımız için sürekli uygun mamalarımız var. Yani müşteriyi geri çevirmemek için şöyle kısacası, yani elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Evet. Fiyatlarda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çeşidimiz güzel.
eksikliklerimizi yoksa bile tamamlamaya çalışıyoruz. Ama bu yüzden tercih edebiliriz. Bir de zaten Soma vatandaşı yıllardır bizi tanıyor. Evet. Elimizden geleni yapıyoruz yani onlar için. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler. Çok sağ olun. Rica ederim.